Evet e, olay e, Gölcük'te bir okulda çalışan e, öğretmen arkadaşımızın e-Bodros'una bakmasıyla başlıyor. E-Bodros'una bakıyor. Diyor ki ya burada benim ek dersim çok yüksek gözüküyor. Ama almam gereken bu değil. Ama buna hiç kötü niyete de yormuyor bunu. Direkt ilçe milli eğitim müdürlüğüne bir dilekçeyle gidiyor. Diyor ki benim bodrumda çok yüksek gözüküyor. Bu sefer oradaki şef diyor ki hayırdır kardeşim sen diyor alman gereken ek dersi almıyor musun? Alıyorum diyor. O zaman niye karıştırıyorsun dilekçeyi diyor. Beni aradı dedi ki dilekçemi almıyorlar. Hatta ben de çok şey yapmadım dedim ki ya dilekçene dilekçene ne yazdın ki? Kural hani konuyu da bilmediğim için. Dilekçene ne yazdın da almıyorlar? Başkanım durum böyle böyle dedi. Bodrus'unu istedim hemen. Baktım bir önceki ayı gönder dedim. Ona baktım. Geriye doğru bu şekilde gittiğini görünce hemen yanıma çağırdım arkadaşı. İncelemeleri yaptık ve ondan sonra zaten direkt ertesi gün ilçe milli eğitim müdürlüğüne direkt milli eğitim müdürümüzün yanına giderek dilekçede bütün her şeyi belirterek araştırmasını talep ettik. İlçe müdürümüz ilk başta bir günlük süre istedi. İşte ben araştıracağım dedi. Ama duydum ki kendisi de direkt emeklilik işlemlerini başlatmış. Suç duyurusuna kendisini de ekledim. Yani şu an e, ilçe milli eğitim müdürü, destek şube müdürü, destek şefi, destek memurları ve okul müdürü hakkında Hürriyetçi Eğitim Sen, Kocaeli Şubesi, ben de Kocaeli Şube Başkanı olarak suç duyurusunda bulundum. Olay aslında çok basit. Bizim e, KBS denilen bir sistemimiz var. Ücretlerimizi aldığımız sistem. Maliye Bakanlığı'na bağlı olan bir sistem. Burada her şey bunun üzerinde dönüyor. Yani burada bu sistemi kullanan müdür yardımcısı ile gerçekleştirme görevlisiyle, harcama yetkilisi, müdür beyin imzaları var. Müdür yardımcısı arkadaş her şeyin doğru yapıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Okuldaki evraklar, her şey doğru. Öğretmenlere gösterilen evraklar doğru. Müdür bey sistemde Bodro'yu onaylayıp göndermeden önce ...tekrar ekleme yapıyor. Bunu hiçbir öğretmen fark etmiyor. Fark etmesinin de zaten imkanı yok. Yani öğretmen normal bodrusunu görüyor, okul müdürü ek bodrular yapıyor. Benim e, sıkıntı yaptığım konu, bunu nasıl ilçe milli eğitimdeki memurun gözünden kaçıyor? Nasıl oradaki şefin gözünden kaçıyor? Nasıl şube müdürünün gözünden kaçıyor? Nasıl ilçe milli eğitim müdürünün gözünden kaçıyor? Çünkü bizim alacağımız ek ders ücretleri sene başında okul müdürünün imzasıyla ilçe milli eğitim müdürlüğüne ve kaymakamla onaya gönderiliyor. Yani benim her ay alacağım ek ders saati bellidir. Biz bu onayları ilçe milli eğitime veriyoruz ki bunların kontrolü yapılsın diye. Artı hadi diyelim ki normal zamanda kaçırdınız. Yüzlerce, binlerce öğretmen var. Yaz tatilinde bir öğretmene 150 saat ek ders yazılması normal mi? Aynı okulda bir sürü öğretmene bu şekilde ek ders yazıldığında oradaki memur, şef, şube müdürü veya ilçe milli eğitim müdürü şunu demiyor mu? Kardeşim, yaz tatilinde öğretmen çalışmıyor ki. Nasıl ek ders yazıyorsun demiyor? Doğum izninde olan öğretmene ek ders yazılıyor. Raporlu olan öğretmene ek ders yazıyor. Yani bunların kontrolü yapılmayacaksa oradaki destekteki memur arkadaşlar ne iş yapıyor? Desteğin şefi ne iş yapıyor? Desteğin şube müdürü ne iş yapıyor? İlçe milli eğitim müdürü ne iş yapıyor? Şöyle söyleyeyim bu zaten bir yıllık bir mevzu değil. Bizim çözebildiğimiz dört yıl biz daha önceye de gittiğini düşünüyoruz. Yani e, bu sadece dört yıllık bir mevzu da değil. Normalde mesela size okul müdürü üzerinden örnek vereyim. Ben kendim de okul müdürüyüm. Eee haftalık 27 saat ek ders alabilirim. 4 çarpı 27 yaptığınızda 100 küsür saat bir ek ders yapar. Genelde de en çok ek dersleri okul müdürleri alır. Hani öğretmenden 8-10 saat fazla alır. Sorumluluğun vermiş olduğu şeyle. E şimdi bir öğretmene nasıl 150 saat ek ders yazıldı? Ya yani bunu bir kere bir sorgulaması lazım. Bunu görmesi lazım oradaki memuru. Niye inceliyorlar bunları? Artı e, Hürriyet Eğitim Sen e, Genel Başkanı Levent Kuruoğlu'na bu olay duyulduktan sonra Türkiye'nin her yerinden bodrolar gelmeye başladı. Hatta dün Twitter'ında da söyledi bir kişi 880 saat nasıl ekler ders alabilir diye. Bakın arkadaşlar yani bir ay 30 çarpı 24 yaparsanız 24 saat üzerinden çalışsanız 720 saattir. Bir öğretmen veya bir müdür veya bir müdür yardımcısı kendisine nasıl 880 saat ek ders yazabilir? 720 saatlik ayda. Bunlar soruşturması gereken bir konu. Yani bu sadece Kocaeli'nin, Gölcük ilçesinin falanca okulunun sorunu değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sorundur Bugün tasarruf tedbirlerini e, uyguladığımız bu ülkede bu kadar büyük bir yolsuzluğun olması e, çok manidar. Ki ben aynı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittim bir... Memur arkadaşımın kullanılmış kağıdın arkasını kullandığını gördüm. Benim bir memur arkadaşım bu kağıdın arkasını kullanırken devlet tasarruf tedbirlerinde bir okul müdürünün veya işte içinde parmağı varsa bunu savcılık araştıracaktır. Bu kadar hovardaca bu devletin bu milletin malını yemesini kabul edemiyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı parayı kimseye yedirttirmeyecek. Bütün Türkiye'deki öğretmen arkadaşlarımız E-Bodro'larını lütfen kontrol etsinler. Bakın bu belki de 2011 KPSS skandalından sonra Türkiye'deki en büyük skandaldır. Bunun altından çok daha fazla şeyler çıkacağını düşün. İnşallah çıkmaz. Biz yanılırız hürriyetçi eğitimsel olarak. Ama şu an görünen bize gelen Bodro örnekleri e, bunu gösteriyor. Ben şunu isterim Milli Eğitim Bakanımızdan bir ihbaratlı kursun. Türkiye'deki bütün öğretmenlerden bu şekildeki ihbarları alsın. Yani bunu hürriyetçi eğitimsel olarak öğretmenlerimiz bize göndermesin. Direkt Milli Eğitim Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza göndersin. Milli Eğitim Bakanımız da bunları değerlendirsin. Onlar çünkü bütün Türkiye'ye hakimler. Artı Maliye Bakanlığı, KBS sistem, bu ücret ödeme sistemin acilen bu açıklarını kapatsın. Bunun da çözümünü hemen söyleyelim. Bazı şehirlerimizde bu çözülmüş durumda. Nasıl yapıyorlar? Bankayla KBS sistemi etkileşimli çalışıyor. Banka hiç okuldan liste almadan direkt KBS sistemindeki ücreti alıyor. Müdür orada fazla bile yazsa o öğretmene yatacak. Müdürün hesabına gitmeyecek. Direkt öğretmene yatacak. Onun için de bunu göze alamazlar. KBS sistemiyle çalışılan banka entegre olacak. Hiç okul aradan çıkacak. Bu paralar okulun havuzuna falan gelmeyecek. Bu şekilde çözülebilir. Bizim ikinci bir dikkat et, Edilmesi gereken konu bu paralar bu kadar büyük paralar ben tek kişinin hesabına gittiğini düşünmüyorum. Hangi ibanlara paylaştırıldı? Burası çok iyi araştırılmalı. Yani savcılarımızdan isteğimizde ricamızda budur hürriyetçi eğitimsel olarak bu paralar hangi ibanlara gitti? Bu çok iyi araştırılmalı.